Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Şubat 2024 Salı. Ben Vahattin Çağdaş. 6 Şubat depreminin şöyle alalım. Seneyi devriyesi. Yani 6 yine şeytani rakam 6. Şeyleri ne derler? Şüpheleri artırtıyor kafada. Geçen şeydeydim, Yahudi müzesindeydim. İşte Sir Nicholas diye birisi, o işte Almanya Holocaust, bilmiyoruz tabii şüpheli katliam mı değil mi, de çocukları kurtarmış. Çocuklar, kurtardığı çocuk rakamı 669, 669. Yani sanki bir operasyon rakamı gibi, üzerine konmuş gibi. Bizim bu 6 Şubat'ta biraz onu çağrıştırıyor. Arkadaşlar birkaç cümle edelim. Yani seneyi devriyesi, baktım şöyle 29 tane video yapmışım. 6 Şubat'la ilgili. Depremle ilgili. Biliyorsunuz CİMER'e bilmiyorum başka şikayet eden olmuş mudur acaba ya? CİMER'e şikayet etmiştim. Yani onun videosunu da yayınladım biliyorsunuz. Yani 6 Şubat depreminden ne diyelim, sorumlular, yani deprem olmuştur da depreme karşı tedbir almayan, önceden tedbir almayan sorumlular demek istedim. Yani deprem olur, deprem insan öldürmez arkadaşlar, binalar öldürür. O binaları yapanların, yaptıranların sorumlularıyla ilgili CİMER'e bir nevi yani suç duyurusunda bulundum. Ama yok. Hala bir kıpırdama yok. Bir şey yok. Yani arkadaşlar ne dedim orada? Dedim ki kim sorumluysa o bina yapılırken izni veren belediye meclis üyeleri, belediye başkanı, tamam mı? Orayı koyduk. Sonra oranın müteahhidi, oranın inşaat mühendisleri, mimarları, imzayı atanlar, işte statik dayanıklılığı imzasını atanlar. Geçen kim dedi, imar komisyonunun çalışanlarının ne kadar para yediği ile ilgili, nasıl çalıştıkları ile ilgili Nurhan Çetinkaya ile röportaj yapmıştık. Ondan sonra işte el kaldırıyorlar. Ha, onaydan geçti diyorlar, tamam mı? İmar komisyonu üyeleri. Geçti diyorlar. İşte bir para alınıyor, miktar alınıyor. O miktar o komisyon üyeleri arasında paylaşılıyor. Kimisi az oluyor, kimisi çok oluyor. Kimisi işte hakkına razı olmuyor falan. Şimdi bir saniye. Evet. Yani o meclis üyeleri, İmar komisyonunda görevli, belediye başkanı dedik değil mi? Oradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. O şeyler de çok yetkili. O ilçenin veya ilin, vilayetin parti başkanları, parti teşkilat başkanları. İşte AKP'li olabilir, MHP'li olabilir. Onların sözleri geçiyor. Yani şu binaya çürük de olsa veya olmasa da şey verilecek. Rüşveti alınmıştır deniliyor mesela. Onay verilecek deniliyor, tamam mı? Oradan yukarı doğru çıkalım işte. Milletvekillerine, yöre milletvekillerine, parti başkanlarına, ondan sonra Cumhurbaşkanı'na doğru çıkalım arkadaşlar. Bunlar hep böyle silsile, birbirine bağlı. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi bugün yine paylaşmış arkadaş, abi daha doğrusu Mustafa Bey, profesör, çevre uzmanı. Abi yeni binalar... Sabahleyin galiba yine bir deprem oldu galiba bir yerde. Abi çatlaklar başlamış. Daha yeni bina bitmemiş. Bitmemiş binada kirişlerde çatlaklar var. Yine bir okulun, meslek lisesinin bilmem ne kirişlerinde fotoğrafları var. Çatlaklar var. Abi ya siz akıllanmayacak mısınız? Yani akıllanmayacak mısınız derken yani milletle dalga da geçiyor. Doğru, dalga geçiyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum ya, ne söyleyeceğiz artık ya. Yok. Yok yani işte
son yapılan büyük şeyleri gördüğünüz zaman, dalga geçmeleri milletle, teşeke geçmelerini gördüğünüz zaman, demek ki artık iplemiyorlar, gözden çıkarmışlar. Bakın seçime gidiliyor. Seçime gidiliyor arkadaşlar. Hiç eyvallah yok. Çünkü demek ki artık sağlam, biliyorlar kazanacaklar. Biliyorlar kazanacaklar, sağlam. Bu madem kazanacaksınız, bu terör olaylarına ne gerek var ya? Yani bugün işte yine adliyeyi basmışlar, sözde DHKPC üyeleri. Tuncay Güney'le yaptığım röportajda Tuncay Güney şöyle söylemişti. İstanbul Valiliği, LİN, şöyle düşünün. Bakın arkadaşlar, arkamda görüyor musunuz? İstanbul Valiliği'ni düşünün, tamam mı? Onun tam karşısına baktığınız zaman aynen bir bina, çatı katının DHKPC ofisi arkadaşlar. Ve birbirlerine bakıyor diyor. Birbirlerine bakıyor diyor. Anlıyor musunuz oyunu? DHKPC ofisiyle valilik, biliyorsunuz valilik İran konsolosunun orada tam Cağaloğlu'ndan aşağı inerken, küçükken inerdik Cumhuriyet Gazetesi'nin arabasıyla birbirine bakıyor. Şimdi bak, dikkat ettiniz mi son günlerde tırnak içinde terör olayları, tak 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 tak, ne korku yaratacaklar millette. Korkan insanda ne olur? Her türlü hedefe açık olur. İstediğin gibi eğer bükersin hamur gibi olur. Şimdi yani ne gerek vardı abi ya? Zaten millet hamur gibi zaten. Yani yapılan zamlarla zaten hamur gibi. Şimdi konuşuyorum Türkiye'dekilerle. Aman Allah'ım diyor ya. Zeytinyağının yanına yaklaşamazsınız diyorlar. Yok, ne gerek var yani bu tür oyunlara? Yok, DHKPC'yi hatırlayın. Geçenlerde bir kızcağız çıktı. Gitti Emniyet Müdürlüğü'nü yaptı. Ateş etti. Sonradan da uzun namlulu silahlarla öldürüldü. Ya öleceğini biliyordum. Belki de ölmedi. Bence şüpheliyim abi arkadaşlar. Hani taksiciye arkadan birisi geldi. Ateş etti ya. Belki taksici de ölmedi. Artık her şeye şüpheyle bakıyorum ya. Belki taksici de ölmedi. O adam da hikayeydi. Veya değildi, işte götürüldü. Arkadan vuran o alçak. Hemen cezaevinde şişlendi. Omuriliğinden bak, konuşmasın diye. Çünkü operasyonun bir parçası. Ne olur ne olmaz bilmiyor çocuk. Neyse. Evet yani bugün 6 Şubat'ta bu adliyenin önünde yapılan çatışma, tırnak içinde çatışma, yani ne gerek var? Ya DHKPC değil mi? Solcusun sen değil mi? Yani aklı başında adamsın. Şimdi orada gitsen de adliyeye, şu binaya ben iki kere ateş etsem, üç kere ateş etsem, oradaki birine ateş etsem ne olur abi? Neyi kazanırsın? Devrim mi olur? Yani neren fazlalaşır? Çok salakça bir şey. Tam da 6 Şubat'a denk getirildi. Şimdi onunla ilgilenirken depremi unutuyor. Depremin sorgulanmasını unutuyor. Deprem arada kaynasın diye. Görüyor musunuz? Devletin kirli kanadı nasıl çalışıyor? İşte böyle çalışıyor arkadaşlar. Peki. 6 Şubat 2024 2024 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Hani serbest kürsüde bağıracağız ya böyle. Tekrar gidip. Ey 6 Şubat depreminin depremlere karşı tedbir almayan sorumlular. Enis Bey söylemişti. Git her konuda konuş. Mesela konulardan biri bu olabilir. Enis Bey. Konulardan biri bu olabilir. Deprem neden 9 şiddetindeki deprem neden Tayvan'da insan öldürmüyor da, bak geçen yaptım değil mi, hatırlıyorsunuz, Tayvan Antepli birisi var orada yaşayan, diyor ki 9 şiddetinde oldu diyor deprem, 3 kişi öldü diyor, o da diyor yaşlılar korkudan balkondan atlamışlar. Neden deprem Japonya'da öldürmüyor da Türkiye'de öldürüyor? Türkiye'deki halk o kadar salak mı? Türkiye'deki millet o kadar aptal mı?
Evet, yani tedbir sorumlularla ilgili neden cezai işlem başlatılmıyor diye başlayabilir, devam edebiliriz. Arkadaşlar Türkiye'de ona ayrıca geleceğim. Aziz Nesin biliyorsunuz %60'ı aptaldır dedi ama biz Aziz Nesin'den şunu beklerdik. Bu adam, bu insanlar nasıl aptallaştırıldı? Onu bir açıkla değil mi yani? Ona gir, yoksa aptal dersin, aptal dedin çıktın. Yani bunları sistem nasıl aptallaştırdı? Kemalizm nasıl aptallaştırıldı? İşte din nasıl kullanıldı? İnsanlar aptallaştırıldı. Değil mi? Müzik, arabesk müzik nasıl kullanıldı? Araplaştırıldı. Ondan sonra. Ve bir sürü faktör var arkadaşlar. Bunu ayrıca bir videoda burada harcamayalım. Peki. Kolay gelsin.